Evet. Dyson yarı fiyatını aldım. Hem ıslak hem de kuru süpürgesi var. Çok uzun zamandır aslında düşünüyorum. Yani bir süpürgeye ihtiyacım vardı evde kesinlikle. Ve Dyson inanılmaz övülüyor. Sosyal medyada zaten biliyorsunuzdur. Ama fiyatını da biliyorsunuz. O yüzden çok kararsızdım. Yani daha uygun bir şey mi alsam? Ya evim de büyük değil. Bir şekilde beni idare eder. Ama bir yandan da o kadar övüldü ki Dyson. İnsan 3 metrekare bile olsa Dyson'a süpürmek istiyor. O dereceye geldik yani. Sonra bunu gördüm. Biraz inceledim. Daha önceden bakmıştım zaten. Evet, aslında tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Yani evde yürürken ayağımın altı inanılmaz toz oluyor. İnanılmaz demeyeyim ama yani ne kadar süpürürsem süpüreyim yine evde çıplak ayak yürüdüğümde ayağımın altı toz oluyor ve nefret ediyorum bundan. O yüzden çorapla falan geziyorum sürekli. Bunun hem ıslak hem kuru özelliği olması özellikle ilgimi çekti. Burada bir alt modelinde sanırım işte 1000-2000 lira kadar fark var. Islak özelliği yok. Onun da bir alt modeli var. Onun gücü vesaire daha düşük. Onda da ıslak özellik yok. Başlıkları da biraz daha az diye gördüm. O yüzden bu gayet benim ihtiyacımı fazlasıyla karşılayacak bir ürün şu an. Şimdi beraber kutu açılışı yapacağız. Çok heyecanlı. Umarım düşmez o tarafa doğru. Birazcık düştü. Keşke şöyle açsaydım aslında. Neyse. İnanılmaz fazla parça var. Nasıl kullanacağım hepsini gerçekten bilmiyorum. Şimdi öncelikle en önemli kısmımız filtre. İlk defa böyle bir süpürgem olduğu için çok aşırı detay veremiyorum. Tamamen ben de kendim göreceğim şimdi. Şöyle olacak. Yanlış tutuyormuşum. Burada turbo 1, 2, 3 gibi ayarları var. Çalıştı. Beklemiyordum. Tatsız. Güzel duruyor. Kaliteli bence. Burada koltuk fırçası var şöyle sapında. Tık diye takıldı. Burası böyle. Aa, burada hortumlu. Sesi çok güzel. Bu da onun devamı. Tık. Bu bayağı mantıklı. Ya mesela koltuk arkasına falan böyle döndürerek sokmak için çok mantıklı bir sopa bu. Böyle bir şeyin içine koymuşlar kullanma kılavuzunu. Güzel. Buna bakarım sonra. Sanırım yedek filtre var. Güzel bir şey. Önemli. Filtre gerçekten önemli. Başlığımız. Altında böyle kıvrılan bir malzeme kullanmışlar. Fırçalar var. Bu şekilde. 360 derece her yönden süpürüyormuş. Burası da böyle olmuyor. Mesela takalım. Ne dersiniz? Şu an kadraja giriyorum bilmiyorum. Tamam, bu şekilde. Burada ekstra başlıklar var. Bu mini turbo başlık. Sanırım özellikle hayvanı olanlar için bu başarılı bir başlık. Bu dar alan başlığı sanırım. Böyle ince. İnternette aşırı böyle yatak ve koltuk temizleme videoları gördüm süpürgeyle. İnanılmaz canım çekti. Çünkü acayip pislik çıkıyor. Neyin içinde oturduğumuzu ve yattığımızı bilmiyoruz gerçekten. Bu sanırım şarj ünitesiyle alakalı bir şey. Bu da duvara onu sabitlemek için. Bu da şarjı. Altında bir şey var mı bakalım? Tabii ki. Altında
bu süpürgenin asıl olayı var. Ben de diyordum o nerede? Islak kuru başlık. Hem ıslak hem kuru süpürmek için bu başlık kullanılıyor. Bayağı ciks bir şey ya. Bir tane altına yedek bez vermişler. Altı böyle. Bu mikrofiber bez, bunu yıkayabiliyoruz tabii ki sürekli. Şuralara deterjan koyabiliyormuşuz. Hem su, ya su koyuyoruz zaten ama deterjan da koyabiliyormuşuz. Bu da önemliydi benim için. Çünkü sadece suyla temizlemek bana çok temizlik hissiyatı vermiyor. Bu da böyle. Bunu da deneyeceğiz. Bayağı güzel duruyor ya. Şık. Evet, bu kadar. Şimdi biraz temizlik yapalım. Şimdi deneyeceğiz. Şöyle pis bir alanım var burada. Süpürmeyi bekliyordum burayı. İşte saçlar falan filan bir şeyler var, tozlar. Şimdi deneyeceğiz beraber. Şu gördüğünüz yerden şöyle açıyorum. Bakın ışığı da var. İlk modda şu an. İlk modda bile gerçekten çok iyi temizledi. Yani şu an siz detaylı görmüyor olabilirsiniz ama şu temizlediğim kısım bayağı şu an tertemiz oldu. Dokunduğu an aldı çekti yani her şeyi. Bir de şimdi ikinci modda deneyelim. Böyle altına da çok rahat giriyor. Şu şekilde. Dümdüz oluyor böyle. Şimdi ışığını daha iyi göstereceğim size. Bu arada bu da benim eski makinem. Islak başlığı kullanacağız. Öncelikle bunu böyle çıkarmamız gerekiyormuş. Bunu kenara alıyorum. Bunun altında böyle cırt cırtlı mikrofiber bezimiz var. Bunu çıkarıyoruz. Şimdi bunun içine su dolduracağız. Şuradan böyle açarak buraya su doldurabiliyoruz. Ve 1-2 damla da, sadece 1-2 damla yer temizleme deterjanı dökeceğim. Evet, şimdi doldurdum, getirdim bu şekilde. Yine bunun arkasına bunu yapıştırıyoruz. Sonra da başlığımıza bunu takıyoruz. Bu kadar. Şimdi şu başlığı çıkaralım beraber. Bu kadar. Şimdi ıslak başlığı takacağım. Evet, başlıyoruz şimdi.
Şimdi burayı ben bu makine öncesi süpürmemiştim. Şimdi hem tozları çekmiş oldu, tüm pislikleri çekmiş oldu. Hem de ayrıca koyduğum deterjanlı suyla temizlemiş oldu. Ve bayağı iyi duruyor. Ya aslında tam hayalimdeki şey buydu gerçekten. İkisinin aynı anda yapılabilmesi. Çünkü Vileda'ya çok üşeniyordum. Altıda böyle. Bunu az önceki gibi böyle cırt cırtlı zaten çıkarıp yıkayabiliyorum bu mikrofiber bezi. Tekrar tekrar da kullanılabiliyor. Filtresi de şuraya basarak böyle çıkıyor. Ya yani tek elle bile çıkarabildim şu an. Bunu çöpe boşaltacağız. Aşırı pratik bir şekilde boşalttım filtreyi. Yine geldim. Bunu buraya takacağım. Bu şekilde. Şimdi şu fırçayı taktım buna. Böyle minicik bir şey oldu. Böyle bir şey oldu, bayağı tatlı. Şimdi koltuğu süpüreceğim. Bakalım neler çıkacak koltuktan. Bakalım mı? Neler çıkmış? Sadece koltuktan çıkanlar bunlar. Çünkü az önce temizlemiştim toz haznesini. Bu sadece koltuktan çıkanlar. Korkunç. Nasıl oturdum burada aylarca bilmiyorum. Evet, bayağı böyle üç başlık göstermiş oldum size. Daha bunun dışında üç başlığı, hatta 3-4 başlığı daha var. Onları da kullanırsam gösteririm ayrıca. Yani şu anlık gerçekten beklentimi inanılmaz karşıladı. Verdiğim paraya değdiğini düşünüyorum. Koltuktan çıkanı gördünüz. Suyla temizlemesi inanılmaz güzel. Yani hem bile de yapıyor hem de aynı zamanda süpürüyor yeri. İkisinin aynı anda olması mükemmel bir şey bence. Ve deterjan koyabilmek de harika. O mikrofiber bezde kesinlikle hiçbir saç, kıl, tüy falan yoktu. Tamamen yerdeki o tozları temizlemiş. Çünkü o işte saçı, tüyü zaten süpürge temizliyor bir yandan, o çekiyor. Bir yandan da silmiş oluyor. Bence gerçekten mükemmel. Yani bilmiyorum, Dyson tabii ki bu evde kullanmadığım için veya daha başka bir marka. Bilmiyorum onun etkisi nasıl olurdu. Ama şu an gördüğüm, yani çıkan o pislikler, tüyler, tozlar gerçekten beni şu an tatmin etti. Güzel bir ürün aldığımı düşünüyorum. Daha kullandıkça da bir sorun, sıkıntı olursa mutlaka bahsederim. Ama şu anlık performans olarak, özellik olarak bence çok iyi bir ürün. Ay, arkada da çamaşır şeyleri varmış ya. 2 saattir konuşuyorum, görmedim. Neyse, kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yine sizin de kullandığınız başka süpürgeler olur, bu olur. Herhangi bir yorumunuz varsa, işte bu daha iyi veya ben de memnun kaldım ya da şunu beğenmedim vesaire, yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.